Ama ben keyifli tarafındayım. Teşekkür Tasarlıyorum. ederim. Sağ ol baba. Siz de mi tasarlıyorsunuz? Ben üretimden sorumluyum. Tasarlamıyorum. Dikiyorum. Dikiş onun anne mesleği. Öyle. Ne yazık ki onun kadar usta değilim. Ne güzel. Siz her şeyi aile içinde halletmişsiniz. Pardon. Uzun zamandır mı Sadıkoğlu şirketlerine çalışıyorsunuz? Fazla uzun değil. Alo. Filiz Hanım. İki gündür ağır bir grip geçiriyorum da. Geçmiş olsun. Emine annesine gitti. O da hastalanmış. Bir iki gün kalacak. Sizi aslında rahatsız etmemin sebebi... Evet. Bugün hava çok güzeldi. Yağmuru da... Biraz hava alsın diye manejı aldım. Sonra onu içeri almakta geç kalmışım. İlaç alıyorum da Filiz Hanım, uyuyakalmışım. Ne oldu? Gece ahırı almak için gittim ama yağmur yoktu. Ne? Neredeymiş? Her yere baktım. Tahta çıt bir yerden kırılmış. Herhalde yağmur tekmeleyerek kırdı ve... Kaçtı mı yoksa? Şu saate kadar her yere baktım Filiz Hanım ama bulamadım. Arayan kim? Ne oldu Filiz? Yağmur kaçmış. Kaçmış mı? Nasıl olur? Hüseyin Efendi neredeymiş? Çiti kırmış baba. Hüseyin Efendi hastaymış. Neyse sonra anlatırım. Benim hemen gitmem lazım. Yalnız gidemezsin. Ben seni bırakırım. Siz yorulmayın. Ben bırakırım. Ben götürebilirim. Siz buyurun oturun. Bu saatte evden çıkmanıza gerek yok. Aramak için de yardıma ihtiyacın olacak zaten. Öyle görünüyor. Sana zor olmayacaksa. Niye zor olsun ki? Hadi bir an önce gidelim. Kalkmayın anneciğim. Ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Tamam kızım. İyi geceler. Her şey için teşekkür ederim. İyi geceler. Yine bekleriz. İyi geceler. Memnun oldum. İyi geceler. Size de. İyi geceler. İyi geceler. Gece vakti nasıl bulacağız Yılmaz? Ya bulamazsa? Merak etme, bulacağız. Çok hoş bir çocuk. Ne düşünüyorsun Erol? Öyle. Gözüm tuttu. Ama asıl önemlisi Filiz hayatından memnun. Ben yatmaya gidiyorum. İzninizle. İyi geceler, İyi geceler oğlum. Sabah görüşürüz oğlum. İyi geceler. Sana da Elif. İyi geceler. Bunların arasında bir şey var. Ömer hiçbir şey söylemeden çıktı gitti. Kavga etmişlerdir. İlk yıllarımızı hatırlamıyor musun? Yastıklar havalarda uçardı. Yok artık. Sen de amma abarttın Erol. Bizim gibi olmaları için 40 fırın ekmek yemeleri lazım. Gerçekten nasıl buldun Yılmaz'ı? Çok aklı başında bir çocuk belli. Bizim dikbaşlı kızımızı ne hale getirdi baksana. Doğru. Ömer niye bu kadar sessizdi sence? Kolay mı? Kız kardeşi elden gidiyor. Hadi biz de yatalım artık. Biliyor muydun? Biliyordum tabii. Biz daha önce tanışmıştık. Herifin söylediği lafa bak. Resmen alay ediyor bizimle. Elif, bana niye söylemedin? Ben dehşete düştüm Ömer. İki gündür delirmek üzereyim. Ne yaptığımı bilmiyorum. Böyle bir şey nasıl söylenir? Demek bu yüzden. Sen bu yüzden iki gündür garip davranıyorsun. Ömer nereye gidiyorsun?
Ömer lütfen bekle. Ömer ne olur bekle. Aç kapıyı. Ömer. Hangi araç tıkırdı hiç anlamadım Filiz Hanım. Ben en fazla yarım saat uyuyakalmışım. Onu nasıl yalnız bırakırsın Hüseyin Efendi? İnsan bir haber verir. Hastayım, bir çare bulalım desene. Düşünemedik işte. Ama ben sizden daha çok üzgünüm inanın. Kaç saattir bakmadığım yer kalmadı. Nereye gitti bu hayvan? Deli olacağım ya. Geç kaldık. Hemen aramaya başlamalıyız. Nasıl arayacağız? Her taraf zifiri karanlık. Burada el feneri falan yok mu? Var. Ben hemen tamam. Gideyim. Öğrenir öğrenmez sen amanı söylemedin Elif. Neden? Ne engelledi seni? Nasıl olsa ortaya çıkmayacak mıydı? Çünkü bu öyle hemen söylenecek bir şey değil. Başına geldiğinde ne yapacağını bildiğim bir durum yok ortada. Bu çok tuhaf bir şey. İnanmak istemedim. Algılamak bile zamanımı aldı. Ne kadar şaşırdığımı düşünsene. Üstelik herhangi biri değil, Filiz var ortada. Öğrendiği zaman ne hale geleceğini düşünemiyorum bile. Ona nasıl baktığını fark ettin mi? Ben bunca yıldır Filiz'i hiç böyle görmedim. Deli divane aşık olmuş adama. O alçak herifin oyuncağı olmuş. Filiz'e nasıl söyleyeceğiz? Nasıl? Yok, Filiz'e söyleyemem. Belki de galiba en doğrusu bu. Gidip o Yılmaz denen adamla konuşmalıyım. Bu işten vazgeçmesi için bir şeyler yapmalıyım. Boşuna uğraşma. O kararını çoktan vermiş. Sonuna kadar gidecek. Böyle söyledi. Böyle mi söyledi? Yani sen gidip onunla konuştun mu? Evet, gidip konuştum. Kimsenin canı yanmadan engel olmak istedim. İstersen seni çiftliğe bırakayım. Çok yoruldun. Dinlen biraz. Ne dinlenmesi? Yağmur'u hala bulamadık. Belki de sabaha beklemeliyiz. Allah bilir çok yakındadır da biz göremiyoruzdur. Hüseyin Efendi onu buldunuz mu yoksa? Hayır Filiz Hanım. Sanki yer yarıldı içine girdi. Öyleyse devam. O sabah anneme gidiyorum diye not bırakmıştın. Sonra bütün gün kaybolmuşsun ortada. Demek o sırada Yılmaz'ın yanındaydı. Bütün gün bunu mu konuştunuz? Hayır. Konuşma çok kısa sürdü. Sonra dediğim gibi arabayla dolaştım. Eve gelmeden önce toparlanmaya çalıştım. Bana yalan söyledin Elif. Demek sen de yalan söyleyebiliyorsun. Bu çok zor bir durum Ömer. Suçlamadan önce bir düşün. Yalan zaten özel durumlarda söylenen bir şey. Mesele o özel durumlarda doğruyu söylemek değil mi? Ömer... Anlamaya çalış lütfen. Tamam. Zaten ortaya çıkacaktı. Böyle bir şey nasıl saklanır? Ne zaman? Ne zaman anlatacaktın Elif? Ben senin kocan değil miyim? Aynı zamanda sırdaşın, arkadaşın değil miyim ben senin? Yoksa biz niye evlendik ya? Yoksa sen hala ona... Sus Ömer. Sakın bir şey söyleme. Tamam. Bir hata yaptım. Hemen gelip seninle konuşmadım. Ama bu kadar ileri gidemezsin. Olanların altında sakın başka bir şey arama.
Şimdi Filiz'i düşünmeliyiz. Asıl başı dertte olan o. Başı dertte. Doğru. Ah canım benim ya. Nasıl yıkılacak şimdi? Hadi eve gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.